Şu anda gündem çok yoğun olarak Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki yaşanan gerginlik. Ermenistan durduk yere Azerbaycan'a neden saldırdı? Türkiye olarak biz Azerbaycan'daki Türk kardeşlerimize askeri yardım, yani kara harekatı yapmalı mıyız? Asker göndermeli miyiz? Şimdi onu konuşacağız, onu anlatacağım size. Ermenistan'ın şu anda durduk yere kendi başına göre Azerbaycan'a saldırması herhangi bir kendi çıkarları ve isteği doğrultusunda yaşanmadı. Bunu tamamen Rusya ve Fransa'nın isteği üzerine Türkiye Cumhuriyeti'nin Libya'da, Suriye'de ve Doğu Akdeniz'de aktif olarak Rusya'nın ve Fransa'nın desteklemiş olduğu Hafter güçleri ve onların hani sömürgesi olan Afrika'nın kuzey ülkesi Libya'da Türkiye'nin petrol, ortaklaşa petrol çıkarması ve bugüne kadar gelmiş, geçmişten bugüne kadar gelmiş olan Fransa'nın sömürge hakimiyetinde olan Libya'nın zincirleme bir şekilde bütün Afrika ülkelerine de sıçrayacak korkusuyla elinden kaybetmemek için gerekli bütün mücadeleleri şu anda veriyor. Libya'yı kaçırırsa diğerlere de ondan güç alarak belki onlar da kopabilir diye. Biliyorsunuz şu anda Fransa eğer ki Afrika'yı sömürmüş olmasa böyle güçlü bir devlet veyahut da kendi halkını böyle refah, huzur içerisinde dünyada üstün makama, konuma gelen bir devlet olamaz. Bütün gelirini, kaynağını Afrika'dan sömürmüş olduğu o sömürge, o paralara, o yeraltı kaynaklarına bağlı. Rusya ise işte Akdeniz'de yeni bir arayış içerisinde, yeni bir petrol ülkesini Amerika'ya karşı yani daha da güçlü konuma getirmek, yani dengeler, yani güçlü ülkelerinde böyle bir dengeleri var. Daha güçlü, en güçlü ve bütün diğer gelişmekte olan ve üstün ülkelere güçlü ülkelere üstünlük taslama yarışı, böyle bir şey var işte bütün dünyada insanoğlu olarak bunu hep yapıyorlar. Bu da bir çıban başı koparma olarak Ermenistan Azerbaycan'a saldırdı. Çünkü Türkiye her iki devletinde hem Suriye'de hem de Libya'da oyunlarını büyük anlamda bozdu. Hafter köşeye sıkıştı. Şu anda Hafter'in elinde bulunan ne kadar şehirler, köyler varsa, yani o köylerden çıkartılan petrol, yer altından çıkartılan petrol kaynaklarını Rusya ve Fransa'nın ünlü şirketleri, zengin şirketleri çıkartıyor. Dolayısıyla bu ülkelere para akıyor. Bu sebepten ötürü çıban başı koparmak için saldırdılar. Azerbaycan'a saldırmasında da hani Türkiye hani geri çekilme, geri adım atma veyahut da korkma, sinme gibi böyle bir hani bir deneme açısından hani boksör düşün hani gardını alacak mı diye karşı atağa geçiyorlar. Hani Türkiye'yi nereden köşeye sıkıştırabilirim de hani yürüyebilirim oradan bir arayış içerisindeler. Türkiye'de tabii geri adım atmıyor asla. Kesinlikle atmaz da eğer ufak bir geri adım atma olasılığı olursa, eğer geri adım atarsa sonuna kadar oradan yürürler ve Türkiye'yi köşeye sıkıştırıp bir o zayıf noktadan hani kalede sur açıldığı zaman kalenin duvarının bir tanesi yıkılırsa oradan girer, içeriye girer hani asker orada hani büyük olaylar yaşanır veyahut da kaleyi fethedebilme gibi bir şey olur ya hani eski zamandan örnek vereyim. Aynı bunun gibi bir şey olursa oradan kendilerine bir yarık, kendilerine bir surda delik arıyorlar. Ama Türkiye buna asla izin vermedi, müsaade etmedi. Türkiye Azerbaycan'a asker göndermeli mi konusunda ise ben şahsen şöyle bir şey hoşumuza gidiyor tabii ama resmi olarak yani gerçekte de oraya asker göndermeyecek. Şöyle hani Türk askerleri Azerbaycan sokaklarında görünüp de hani Türk Azerbaycanlı kardeşlerimin de göğsü kabarsın diye hani diyorlar ya, Türk kardeşlerimiz de gelmiş bize hani Türk bayraklarıyla bir bayram şenliğinde. Böyle bir şey tabii insanın tüyünü kabartıyor, hoşuna gidiyor ama oraya askeri hareket düzenlemeyeceğiz, olmayacak çünkü gerek yok. Orada yeni bir cephe açılırsa büyük bir masraf, hem biz açarsak Rusya da açmak zorunda. O zaman onlar da büyük masraf etmek zorunda. Bunu Rusya kaldırabilir mi? Şu anda gerek var mı? Bu çok tartışmalı. Çünkü karşısında Amerika gibi güçlü bir devlet var. Buna hani gerek yok. Yani gereksiz yere orada hani
bir iktidar var, bir hükümet var, Azerbaycan hükümeti ve yeraltı kaynaklarını Azerbaycan hükümeti çıkartıyor, doğalgazı, petrolü sahip. Yani orada bir hani bir iktidarsızlık, bir hani yönetim sorunu olsa orada herhangi bazı gruplar herhangi bir çatışmayla hani petrol kaynaklarına sahip olma gibi böyle bir imkan zemin oluşmuş olsa, o zaman Rusya tabii müdahale eder ki oradan pay almak için, ama böyle bir durum yok şimdi orada. Öyle bir şey olmadığından gereksiz cephe, gereksiz masraf olur. Ancak şunu yapıyor işte Rusya, 400 bin askerle bir tatbikat yapıp da hani gücünü gösterir gibicesine, bak ben de hani varım, böyle tatbikat yapayım, güçlüyüm diye böyle bir tatbikata kalkıştı. Peki Fransa oraya asker gönderir mi? Çünkü Fransa ile Rusya Ermenistan'ı hep hani maş olarak kullanıyorlar ya, Ermenistan'a asker çıkartır mı? Fransa asla çıkartamaz. Asla. Çünkü buna bunu sağlayabilecek herhangi bir eğitim, askeri donanım veyahut da bir şeyi yok yani. Sınırı yok. Orada hani askerini zebil eder yani. Orada askeri yok olur gider. Hiç bunu yapamaz. Ancak sadece şöyle mesela diyebilirim. Hani füze veririm ya da askeri mühimmat falan, böyle yardımlarda bulunabilirim der. O da zaten bir işe yaramaz. Türkiye'nin Azerbaycan yan yana hiçbir faydası olmaz. Dolayısıyla Fransa bu Ermenistan Azerbaycan gerilimine uzaktan bakıp geriden destekleyecektir. Burada bir kara operasyonu olmayacak. Yani %99 bu hani iki taraflı birbirlerine taciz ateşleri sonrasında masada çözülecek bir olay. Şimdi Türkiye'de zaten bildiğiniz gibi, bak bildiğiniz üzere 4 tane cephemiz var Suriye'de. Güneydoğu'da var, Irak'ta, Libya'da var, Doğu Akdeniz'de cephemiz var. Çünkü bak Türkiye'nin ne kadar, kaç tane ülkelerde değişik değişik cephesi var, operasyonlar yürütüyor, yönetiyor. Ayrıca Somali'de askeriyemiz var, büyük bir askeriye. Katar'da var, Balkanlar'da var. Yani Türk askeri şu anda dünyanın birçok ülkelerinde gerekli faaliyetler yürütüyor. Hatta Afganistan'da olsun, NATO'nun bazı ülkelerinde, hani Ukrayna'da, Polonya'da, buna benzer bazı ülkelerde NATO'nun güdümünde orada karargahlarımız da var. Yani sadece kendi irademiz haricinde NATO görevlisi olarak, biliyorsunuz zaten Yunanlarla olan hep mücadelemiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de var. Hani çok cephemiz var yani, doğuda, batıda, kuzey, güneyde ve Libya'da. Türkiye bu bütün bu cepheleri şu anda çok başarıyla yürütüyor. Yeni bir cephe açılır mı dedik hani Azerbaycan'da, açılmaz. Çünkü gerek yok orada. Zaten kardeş ülkemiz yeterli bir şekilde, çok sıkıntısı da yok. Yani çekmiş olduğu bir sıkıntısı. Ha askeri teçhizat yardımımız olur. Gözdağı olur. Ermenistan'a bir daha tekrarlamasın bunlar diye. Zaten de pek de tekrarın olacağı sanmıyorum. Zira bir keresinde Suriye'de biliyorsunuz 35 askerimiz şehit olmuştu. Rusya'nın yapmış olduğu bu ikilicikli siyaset yüzünden. Biz yapmadık falan filan dese de yani Rusya'nın parmağı var. Aynısını Azerbaycan'da da yaşatmak pek olasılıklı değil yani. Ama şu da bir gerçek. Türkiye'nin dünyada çok önemli yere sahip konumu var. Çok güçlü bir devlet. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun hani söylediğini bir kenara bırakın. Ekonomimiz battı, bitti, böyle dış politika olmaz, yönetemiyorlar. Türkiye'nin dostu yok, şunu yok, bunu yok değil. Türkiye'nin çok dostu var. Hatta şu anda bak Pakistan'ın Türkiye ve Katar, buna benzer bazı Afrika'daki ülkeler aracılığıyla Türk İslam Birliği yayın kuruluşu kurulacak. Bu yayın kuruluşu da Rusya'yı da çok tehdit etme aşamasında, yani tehditkar. Onları kendine tehdit olarak görüyor. Bu da hani bu sadece bir yayın kuruluşu. İslamofobi dünyada hani İslam düşmanlığını bertaraf etmek için kurulmuş olan bir yayın olsa da, bu sonuçta devletlerin birbirlerine yapacak olduğu katkılar, destekler ve işbirliği getiren, sonucunda işbirliği getiren bir kuruluş olacak. Bu yüzden çekiniyorlar. Biliyorsunuz şu da var, bakın Amerika Almanya'ya dedi ki, hani şöyle söyledi Avrupa ülkelerine, Rusya'dan TANAP projesiyle, Türk Akım projesiyle doğalgaz almayın. Alırsanız da bunun yaptırım sonuçlarına katlanın. Katlanacaksınız. Kendine güvenen alsın diye tehdit etti. Çünkü kendisinin doğalgazını sıvılaştırdı doğalgazı Avrupa'ya satmak istiyor. Çünkü bunun ilerideki getirecek olduğu Amerika'nın dezavantajı şu olacak.
Şimdi Rusya ile yapacak olduğu bir anlaşma Avrupa'nın, bu sadece doğalgazla başlayıp daha değişik mecralara, işbirliklerine de gidebilir diye Amerika'nın korkusu çekilmesi bu. Başka başka anlaşmalar da getirir diye, çünkü devamında olabilir. Normal böyle şeyler hep yaşanıyor devletler arası. O yüzden korkusu var, çekiniyor. Böyle bir şey olsun istemiyor. O yüzden tehdit ediyor işte. Türkiye'de biliyorsunuz Güneydoğu'dan güney sınırlarımız boyunca ta Libya'ya kadar 3000 kilometre civarında büyük bir alana şu an kontrolümüz altında, cephemiz var, mücadele ediyoruz ve bayağı da güçlüyüz, aktifiz. CHP'nin de hani daha önce demişti ya, Türkiye hani güçsüz, zayıf, ekonomi battı bitti. Bu 15 Temmuz öncesi bunları yapılamazdı. Bütün bunları yönetmek, maddi imkanlarını sağlamak, kendi sihalarını kullanmak, kendi savunma sanayisini, kendi silahlarını üretmek öyle kolay bir iş değil. Türkiye'nin dünyadaki konumunu, gücünü artık kendiniz iştirak edin. Şu anda dünyada bakın, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı Trump'ın en çok görüştüğü liderlerden birincisi Erdoğan. En çok Erdoğan'la görüşüyormuş. Bunu Amerika açıkladı. En çok Erdoğan'la görüşüyor. Putin'le haftada bir iki kere görüşüyor. Hani Suriye'de 35 askerimiz şehit olmasaydı, yani bu haftada 3-5 kere olacak. Haftada bir kere garanti görüşüyoruz. Yani bütün dünyanın en büyük devletleri Türkiye'nin diyalog halinde. Neden? Çünkü Türkiye kilit noktada güçlü. Hem kendi alanında, hem komşularında, hem yapmış olduğu dış ülkelerdeki yapmış olduğu operasyonlar aracılığıyla bütün dünyada şu anda Türkiye kilit noktada. O yüzden Türkiye'nin gücünü hafife almak, aşağılamak böyle akıl kârı değil. Dışarıdaki saldırılara rağmen Türkiye yine de dimdik ayakta duruyor. Hatta yetmiyor, bir de içeriden muhalefeti saldırıyor. Bunu da herkes biliyor ve bir de şu anda pandemi dönemi var. Dünyayı kazıp kavuran koronavirüs. Bunun ne zaman dağılıp gideceği de belli değil. İkinci dalga yayılabilir. Bunu da konuşuyorlar. Bu da şu an gündemde. Bu yüzden de büyük ülkeler, çok güçlü ülkeler tereddüt içerisindeler. Büyük zararlara uğruyorlar bu pandemi yüzünden. Petrol satışları azalıyor ve petrol fiyatları aşağı çekildikçe büyük şirketler batışa geçiyor. Bunun birkaç sene sonra çok büyük zararları olduğunda, hani olacak, ortaya daha sonra çıkacak. Yani bu gün ağarınca hani her şey belli olur ya, o zaman ortaya çıkıp belli olacak. Çoğu büyük devletler büyük zararlar edip şirketlerin de, hani o büyük devletlere bağlı şirketlerin de iflasına kadar gidiyor bu iş. Bu yüzden şu an çok dünya temkinli, tereddütlü, ne yapacağını, nasıl hareket edeceğini, nasıl davranması gerektiğini tam kestirip bilemiyor. O yüzden dünya çapında büyük gruplaşmalar, büyük hani hareketlilik ve operasyonlar tehlikeli. Herkes yani bir karşısındaki rakibinin gücünü sınamak, hani zayıf noktasını aramak yolunda hareketlerde ve bu operasyonlarda bulunuyorlar. Ama çok fazla ileriye gidemiyorlar. Çünkü daha sonra başına gelecek olan büyük hadiseleri kendileri de kestiremiyor. Bu da şu anda dünyanın en büyük tehlikesi durumunda koronavirüs.